De orada okutulabilecek caizdir diyor. Yani sağ olsun devletimizin bugünlerde yavaş yavaş geldiği Kürtçe serbestliğini daha o zamandan öngörüyor. Onun olmaması halinde Türkiye'nin eksik kalacağını fark ediyor. Ve Kürtçe caiz, Arapça vacip, Türkçe tabiatıyla e, lazım mutlak şekilde olmalı diyor bu bu savını da padişaha arz etmek üzere geliyor aslında İstanbul'a. Bir küçük parantez açmama izin verir misiniz değerli dostlar? Ta o zamandan böyle okullarla doğunun donatıldığını düşünürsek acaba bugünkü bu elim sonuca gene iş varır mıydı? Bu PKK ile hala cedelleşir olur buyduk. Doğacak zemin bulabilir miydi terör acaba? Böyle kaynaşmış toplumsal bir yapının içine fitne girebilir miydi? Ruh ve beden gibi olmuş. Dilini özgürce konuşacak, kültürünü özgürce yaşayacak, Nevruz'unu özgürce kutlayacak. Yatırımını e, alacak, yatırımdan payını alacak, bütçeden payını alacak. Bediüzzaman Hazretleri'nin savunduğu bu model o dönemde yürürlüğe girebilseydi diyelim Sultan Abdülhamit döneminde Sultan Aziz döneminde Vahdettin döneminde efendim cumhuriyetin ilk yıllarında çünkü üç devirde sürekli şekilde Türkiye'yi yönetenlere bu derdini anlatmaya çalışıyor Bediüzzaman Hazretleri. Diyor ki böyle bir okullaşma böyle bir üniversiteleşme modeli getiriyorum. Siz bunlarla bunları daha ne bileyim sistematize ederek hayata geçirmeye çalışın ya da bu işe beni memur edin. Ne dediklerini biliyoruz değerli dostlar. Padişah maaşa bağlıyor. Ya güzel fikirleriniz çok güzel diyor. Ona şu kadar kuruş maaş tahsis ettik size. Efendim siz gene memleketinize dönünüz maaşınız ödenecektir. Hani bahsederler ya günümüzde bankamatik memurlarından yakınırlar ya yöneticiler. Bir bankamatik memuru yapalım seni. Aydanaya maaşını al, sesini de kes. Yani başımıza iş açma. Çünkü politikacılar hemen olacak şeylerin peşindedir. Böyle uzun vadeli projelere yatırım yapmıyorlar. Mutakiyet döneminde yatırım yapılmadı. Meşrutiyet döneminde yatırım yapılmadı. Cumhuriyet döneminde de bu modele, bu projeye maalesef yatırım yapılmadı. Keşke yapılabilseydi. Kabul ettiler. Çok güzel dediler. Hatta eski dönemde bir kese de altın göndermiş padişah sağ olsun Sultan az bunu alsın, sussun. Bediüzzamanın zamanın cevabı maaşı tacil marifi tehir hangi sebebe bina endir? Yani acele acele bana maaş veriyorsunuz, teklifimi de tehir ediyorsunuz, sonraya bırakıyorsunuz. Hangi sebebe yönelik olarak bunu yapıyorsunuz? Ben sizden ücret istemiyorum, ben sizden maaş filan istemiyorum. Bana hiçbir şey lazım değil. Ben iktisat bereketiyle yaşıyorum. Hep bunu savunmuştur Üstad. Hep bunu hayatıyla göstermiştir, ispatlamıştır baba bana maaş filan lazım değil. Siz bu marif projeme dikkat edin. Siz bu marif projemi, eğitim projemi yürürlüğe koyunda bu insanı yetiştirelim. Yoksa biz bu insanı üretemezsek, biz bu insanı yetiştiremezsek o zaman geleceğimiz vahim olur. O günlerde mutlakiyet günlerinde Türkiye'yi yönetenleri uyaran Meşrutiyet günlerinde Türkiye'yi yönetenleri uyaran ve Cumhuriyet'in ilk günlerinde Türkiye'yi yönetenleri uyaran bir insan var karşımızda. Çünkü ona göre din ve fen ilimlerinin müştereken okutulması zaruridir. Zira değerli dostlar eh, bunlar birlikte okutulduğu zaman ilim Allah'a götürür ve insanın içine merhamet koyar. İşte o bakımdan diyor ki insan kalbinden hürmet ve merhamet çıkarsa akıl ve zekavet onu daha zapt edemez. Merhametin ve hürmetin insan kalbinden çıktığını düşünürseniz onu istediğiniz kadar okutunuz. Onu istediğiniz kadar ilimlerle doldurunuz beynini. Gidecek sizin öğrettiğiniz e, kimya ile molotof kokteyli yapacak gelecek belediye otobüslerini atacak otobüsleri yakacak insanları yakacaktır veya mühendis yapacaksınız hürmet ve merhamet yok insana saygısı yok e, merhameti yok şefkati yoksa o zaman <laughs> insan dolu uçağı kaçıracak <laughs> gidecek Amerika'daki ikiz kuleleri vuracak bu hangi dine mensup olduğu önemli değil. Din terörist üretmez. Terörist inancını teröre alet eder. Bir de savunduğu e, Bediüzzaman Hazretleri'nin tabi bu savunmuları o dönemde Derviş Vahdede'nin çıkardığı gazetelerde yazıyor, başka gazetelerde yazıyor. Önüne ne gelirse e, yayabildiği ne varsa yazıyor. Bu arada İstanbul'da da şöhreti yayılmıştır. Çünkü Şekerci Hanı'na inmiş, oraya yerleşmiş İstanbul'da. Şekerci Hanı'nın kapısına bir levha asmış. Burada her suale cevap verilir, sual sorulmaz. Onu da şöyle izah ediyor. Ben kimsenin bilgisinden tereddütte değilim. Bir şeyler biliyorum diyenler mutlaka biliyor. Ben buna inanıyorum. Ama benim bilginden emin olmayanlar bana istedikleri suali sorabilirler. Gene görgü tanıklarına dayanarak söylüyorum. Ee, o zaman Darülfünün'de ya da hukukta vesairede okuyan öğrenciler çünkü kafile kafile oraya gidiyorlar. O sohbetlerden yararlanıyorlar. Sual soruyorlar. Darülfünün muallimlerinin, müderrislerin gelip sual sordukları, sorduklarına ve cevap aldıklarına şahit oluyorlar. Ve İstanbul böyle çalkalanıyor. Bir gün şey Bahid Efendi diye biri El Ezher müderrislerinden İstanbul'a geliyor. Derin bir alim. Ayasofya çevresinde, çay bahçesinde. Bediüzzaman'la karşılaşıyorlar. Daha önce Bahit Efendi'ye Bediüzzaman'dan söz edilmiş. İddialı bir alim olduğu söylenmiş. Ve galiba Bahid Hoca biraz da kışkırtılmış. Hani sen bununla bir mübaheseye tutuşsan, onu sustursan falan. Biraz da galiba e, ilmi enaniyet, ilmi kıskançlıklar olabiliyor hepimiz insanız. Orada karşılaştıkları zaman Bahit Efendi şu dünyada olup bitenlere ne diyorsunuz diyor. Avrupa'da işte savaşlar var vesaireler var. Bunlar ne oluyor ne diyorsunuz? Nasıl diyorsunuz? Ne olacak bu Osmanlı'nın hali? Ne olacak bu Türkiye'nin hali? Nereye gidiyoruz? Ve bir zaman diyor ki Avrupa hamiledir. Bir Müslüman devlet doğuracak. Osmanlı hamiledir. Bir Avrupa doğuracak buna yakın ifadeler kullanıyor. Şey Vahid efendi aslında bunu ben de böyle düşünüyordum da bu şekilde ifade edemiyordum. Çok beli, çok veciz ifade buyurdunuz efendim. Sizi tebrik ederim, size teşekkür ederim. Ve etrafındakiler bu cümle üzerine derin derin düşünceye vardılar. Aslında bu yaklaşımı bizim de Tahlil etmemiz lazım değil mi değerli dostlar? Analiz etmemiz gerekmiyor mu? Hep bir şeyler söyleniyor. Birileri hakkında bir şeyler söyleniyor. Efendim Kürtçüydü deniyor. Efendim sayın Kürdi'ydi önceden deniyor. Ne var? Ziya Ziyavur de Laz diyorlardı. Doğduğu bölgeye izaf izafeten insana lakap vermek o dönemin alışkanlıklarıydı. Öyle tarif ediyorlardı çünkü soyadı yoktu soyadı çıktığı zaman da doğduğu köyün adını soyadı olarak aldı.